Evet arkadaşlar, Panorama 1326 Bursa Fethi Müzesi'yle karşınızdayız. Evet, 1326'da ne olmuş? Ne olmuş? Bursa fethedilmiş. Yok artık. Tabii. Evet, burası Bursa Gökdere'de bulunan bir müze. Üç boyutlu gibi. Hani önceden eskiden böyle kartlar vardı ya, çevirirdik böyle, bir yüzü bize bakardı. Öbür tarafın çevirdin, öbür tarafı sana bakardı böyle. Öyle bir yer yapmışlar. Şöyle. Şu mesela gerçek mi? Gerçek, gerçek gibi bu. Gerçek. Evet. Kullanılan sütallerin tamamı gerçek. Şöyle bir üç boyutlu çalışma yapmışlar. Arkadaşlar, bunun bir benzeri biliyorsunuz ki İstanbul'da Panorama 1453 İstanbul Fethi Müzesi olarak var. Bunun bu benzeri de burada bulunuyor, Bursa'da. He. Yani beylik döneminden başlayın da Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna kadar ki durum burada sergileniyor. Mesela şurada kalenin fethedildiği an aktarılmış. Şöyle yakınlaştırayım saltanat size. Saltanat kapısı, tophane olarak. Evet, şu geçiyor. Anki tophane. Şurası saltanat kapısı. Şöyle bunu da yakınlaştıracağım biraz. Şurası saltanat kapısı. Şöyle Bursa surlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Kale içi olarak da geçiyor aynı zamanda. Aynen. Bursa fethedildiğinde, başkent olduğunda ilk yerleşim yeri olarak geçiyor. Şu anda da Tophane diye semtin adı biliniyor. Evet, şurada bir kale daha var. O da hangisi artık? Şöyle yakınlaştırayım. Şurada Uludağ var. Genel görkemiyle bizleri karşılıyor her yerde olduğu aynen gibi. Oradan şu anda teleferik hattı geçiyor zirveye giden. Evet. Şurada mesela şöyle güreşler var. Yağlı güreşleri konu almışlar. Bu sahneler size Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman mıydı? Evet. İkinci Osman neydi? Ha, aynen öyle. Oradan tanıdık gelebilir arkadaşlar. Bu arada sesimiz eko yapıyor olabilir ama o müzeden kaynaklı, yapacak bir şey yok. Şurası Balaban Bey Hisarı'ymış. Uludağ'ın eteklerinde diye geçiyor. Onun altında da diyor hemen Gökdere Irmağı var. Burası da Gökdere Irmağı olarak geçiyor. Böyle lahit var bir tane. Karşıda bir kervan konaklama alanı görüyorsunuz. Aynı zamanda burası tabii ki bir de pazar yeri, malum ticaretten dolayı. Evet. Aşağıda çok... yine Pınarbaşı suyu var. Buralar şu anda tamamen Bursa'nın hani merkez semtleri olarak geçiyor. Yani eskiden hep Dutluku dedikleri yeri var ya, işte aynen, eskiden öyle. Hep böyleymiş yani. Ben söylüyorum arkadaşlar, eskiden dut yokmuş burada, çam varmış. Şöyle göstereyim arkadaşlar, burada da Bursa Ovası'na yayılmış Osmanlılar ovaları ve sürleri diyor. Bursa Ovası'na yayılmış Osmanlılar var burada da. Şurada Romalılardan gelen herhalde bir heyet var. Çünkü bunlar Roma askerlerine benziyorlar pazar yeri olduğu için. Şurada da Türkmen Obası var. Türkmen Obası'ndan uzaklaşan Bizanslılar da burada yer alıyor. Doğru tahmin etmişim Bizanslı olduklarını. Şurada bu Gölyazı var. Bursa'nın Gölyazı ilçesi. Beylekler gelip Bursa'nın Gölyazı ilçesinde göç ediyorlar. Onlar da yine resmetmişler. Aşağı indiğimiz zaman Osmanlı'nın böyle şu an altında kahvaltı yapılan bir yeri var önümüzde. Uludağ yoluna giderken Ulu Çınar diye. Ulu Çınar'ı buraya resmetmişler. Ama Ulu Çınar mükemmel olmuş. Ya yine bakın, leylekler de koymuşlar oraya. Aynı şekilde. Hah, geldik buraya. Hadi tahmin edin, bu çadır kimin çadırı? Tabii ki Orhan Gazi'nin çadırı. Burada Bizans'ın ileri gelenleriyle görüşme yapıyormuş. Bir nevi sembolik Osmanlı döneme görüşmesi. Sağda da demiş Bursa Tekfur'un arabası var. Arkasında da sol arka planda demiş Aktimur Hisarı var. Aktimur Hisarı'nı göstereyim size. Şurası da Aktimur Hisarı. Şöyle yakınlaştırayım. Malum biliyorsunuz ki Osmanlı beylikten devlete geçişi sağlayan ilk padişahlardan biri. Tamam, Kur'an Osman Gazi ama devletleştiren ve sistemleştiren Orhan Gazi ile başlıyor. Zaten Bursa'da biliyorsunuz kuruluş devri padişahlarının hepsinin naaşları burada. Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin, 1. Murat'ın, Yıldırım Beyazıt'ın, Çelebi Mehmet'in, bütün sultanların, kuruluş devri sultanlarının daha doğrusu
naaşları Bursa semtinde yer alıyor. Aynen. Ya Bursa semti nedir? Bursa ilinde yer alıyor. Memleketim ya. Şu Akdemir Üstahı'nı gösterdim ya, onun önünde Cilimboz Deresi varmış. Ön tarafında da cirit oynayan Osmanlıları görüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir uzaklaştıralım. Şöyle devam edelim. Buraya aldığımız zamanda ise ya böyle öyle bir şey ki, böyle sanki ya yürüdüğünüz zaman üstünüze doğru geliyor ya da böyle yakınlaştırıyor. Şöyle şimdi şurayı da böyle bir yazı var. Burayı okuyacağım size. Siz de şöyle bir etrafı izleyin aynı zamanda. Demiş ki tarih 6 Nisan 1326, yer Bursa. Bu topraklar farklı iki kültürün buluşmasına tanıklık etmektedir. Bir tarafta doğuş aşamasındaki bir medeniyetin temsilcisi ilk Osmanlılar. Diğer tarafta son günlerini yaşamakta olan Doğu Roma Bizans İmparatorluğu. Bursa'nın kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resimde demiş. Ağırlıklı olarak yaşama gücü ve enerjileriyle Oğuz Türkmenleri anlatılmaktadır. Üç boyutlu alandaki tarihi haraba görselleri ise sembolik bir anlatım olup Türkler Anadolu'ya gelmeden önce bu topraklarda yaşayıp devrini doldurmuş medeniyetleri temsil etmektedir. Panorama demiş 1326, iki farklı dünyanın tarih sahnesindeki kesişme anının bir fotoğrafı ve bir medeniyet vedaya hazırlanırken diğerinin merhaba deyişinin hikayesini anlatıyormuş burası. Yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından Osmanlı İmparatorluğu'nun bir doğuşuna kadar olan dönemin hikayesi anlatılıyor. Bir nevi Panorama Müzesi'nde. Şöyle bir dönerek tekrardan göstereyim size. Hani böyle kervanlar, halı dokuyan kadınlar, keçi sağanlar, süt sağanlar, güreş yapanlar. Şurada Irmak'ta Gökdere, orası aynı zamanda. Gökdere'de balık tutanlar olsun, başa giden erlerin temsili olsun. İşte yukarıda mesela obalar kurulmuş, çadırlar bağlanmış. Bunlardan tutun da ne bileyim diğer bütün yaşam felsefesinde ne bulunuyorsa hepsinin küçük bir anlatımı yer alıyor burada. Mesela burada çadırın yapılma hali böyle oluyor. Bitmiş hali de bu şekilde oluyor. Müzenin devamında yağlı boya tablolar görüyoruz. Karşıda görmüş olduğumuz resimde Ertuğrul Gazi bizi karşılıyor. Onun yanında Şeyh Edebali var. Aynen, Osmanlı'nın önemli fikir babalarından. Yani bir nevi manevi mimarı oluyor aslında. Evet, aynen öyle de söylenir tarihte. Aynen. Yine burada Osman Gazi karşımızda namaz kılarken. Beylikten devlete giden yolun açıcısı bir nevi. Evet, burada da Yalakova Savaşı dediğimiz Bizans'a meydan okunan savaşın bir tablosu yapılmış. Yani resimler çok güzel. Şurada Dimboz Savaşı varmış. 1303 tarihinde yapılmış. Bursa'ya açılan yolmuş. Evet. Açılan Bursa yolu bu şekilde tarif edilmiş. Ondan sonra burada Osman Bey vasiyetini veriyor. Aynen. Oğlu Orhan Gazi'ye vasiyetini söylerken burada. Buraların hepsini alacaksın oğul. Demiş. Arkadaşlar burada, Bursa'da önemli evliyalardan biri Baba Sultan ya da Geyikli Baba olarak geçer. Bu da hani Allah dostu evliyalardan bir tanesidir. Geyik üstündeki tablosunu gördünüz. Evet, burada Orhan Bey'in. Ve Orhan Bey Bursa Fatihi karşınızda. Bursa'ya girişi büyük bir ihtimal. Davud-ı el-Kayseri'yi bilirsiniz. İlk müderrislerden medresede eğitim veren ilim insan. Aynen. Eğitimde kurumlaşmanın önünü açmış aslında bir nevi. Aynen. İlk müderrisi hatta diyebiliriz. Aynen. Burası yine Murat Hüdavendigar Kosova Savaşı. Aynen. Dan bir görüntü. Burada da Yıldırım Bayezid'in seferden sefere bir ömrü geçişinin tablosu yapılmış. Tablolar efsane. Evet. Tablolar. Evet arkadaşlar, şu anda karşınızda Ulu Cami'nin minyatürünü görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki Ulu Cami'ye baktığınız zaman üç tarafından girişi olan, yine Bursa'da efsanevi bir hikayeyle yapılışının anlatıldığı önemli Türkiye camilerinden bir tanesi. Hem burada da Ulu Cami'nin yapımının
Ondan sonra bir resme yine Yıldırım var. Yıldırım Beyazıt büyük ihtimalle tablodaki padişah. Burada Emir Sultan Hazretleri. Evet, malum burası evliyalar şehri olduğu için yine Emir Sultan da önemli kişiliklerden biri. Burada Çelebi Mehmet var. Evet, Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu Çelebi Mehmet de karşımızda. Evet, Osmanlı Devleti Fetret Devri'ne girdikten sonra Fetret Devri'nden çıkartan padişah. Evet, bu da Çelebi Mehmet'in şu anda türbesi olarak bildiğimiz Yeşil Türbe olarak geçiyor. Aynı zamanda semte de ismini veriyor bu türbe. Burası da 2. Murat Kültür Bahanesi olarak geçiyormuş. Evet arkadaşlar, şu anda burada bulunan hatıra defterini dolduruyoruz. Bizim de burada bir hatıramız hasnesedik. Şöyle yazıyor Özlem: bir Bursalı olarak kendi tarihime bu müzede şahit olmak beni çok onur etti. Bu müzenin kurulması için çalışan tüm kurum ve kuruluşlara çok ama çok teşekkür ederim. İnsanların kültürel anlamda gelişebilmesi için yapılan her şeye hayranım diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Benden sonra sıra sevgili eşimde arkadaşlar. Yıllarca Bursa'da okumuş ve çalışmış bir Bursa sever olarak böyle bir yapının şehre kazandırılması mutluluk verici olmuş. Biz de bu tarihi insanlara değerli olacaktı. İnsanlara Ne Yok Ki kanalından tanıtmaya çalıştık. Tüm beğeniler bu yapıyı yapanlara ve bu yapının videosunu çeken bizlere gelsin. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. E daha ne yapalım? Evet arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Hoşça kalın.